saklambaç oynuyoruz. Bazen geçi tutuyoruz. Süsmecilik oynuyoruz. Geçiyi kızdırıyoruz. Süsüyor bizi. Yörük çocukları hala da öyledir, tam konar göçer olan çocuklar. Bir yıl içerisinde 3 ayrı köy okuluna gitmek gibi bir imkansızlığa razı olmak zorundalar. Beş kilometreydi, biz yayan yürüdük. Satırımızda bir azlık aldık. Bir ekmek peynir. Ben okula giderdim. Islanırdık parası, yağmur ne yağarsa. Yani şimdiki gibi değil. Şimdi devlet yemeğe veriyor. Şimdi dolmuş otobüs servis götürüyor. Bazen ablamla ben kuzulara gidiyoruz bazen. Bazen ödevlerimi kuzulara götürüp yapıyorum. Ahmet Uysal ve Samet Çopur'un hazırladığı, Ahmet Uysal'ın sunduğu Kıl Çadır'da Çocuk Olmak belgeseli başlıyor. Merhaba, ben Ahmet Uysal. Biliyorum, diksiyonu benden daha düzgün sunucuların sesini dinlediniz radyoda. Ama durun, kapatmayın radyoyu. Bu programı ben sunmak istedim. Çünkü anlatılan benim de hikayem. Kıl Çadır'da Çocuk Olmak adlı bu radyo belgeselinde benim gibi yörük çocuklarının çektiği sıkıntıları, yayla ve göç hayatının onlar için ne demek olduğunu anlatacağım sizlere. Anam çadırda tek başınaymış beni doğurduğunda. Ben doğmadan saatler önce babam keçilerimizi otlatmak için sabahın erken saatlerinde yola çıkmış. Gelince görmüş beni. Bizim hayatımızda doğumlar ve ölümler sessiz gerçekleşir. Ölülerimiz konduğumuz yerin yakınlarına gömülür. Doğumlar hamile kadınların sancısının olduğu yerde gerçekleşir. Gelin şimdi sizi bir yörük çadırında gerçekleşen bir doğum anına götüreyim. Firdevs Bilgen teyzem yakın zamana kadar bir yörük bebeğinin Kıl Çadır'da doğumuna ilişkin bakın neler anlatıyor. Kapıya bir çabuk girerler, içeride doğumu yapar çocuk. Anasının da başka bir ilacı yok, ancak bir pekmez kaynadılar, içirirlerdi. Kadın üşüdü mü de altına bir toprak kavururlardı, saç da altına dökerlerdi. İşte böyle olurdu çocuk, sanki o zaman böyle bezi, maması çocuğun altına serecek, üstüne serecek, böyle hiçbir şey yoktu ki. Dışına saracak bezini bulamazdı millet o zaman, fakirdi millet, ne vardı? Mesela yolda koç gününde çocuk doğardı, aynıydı. Çadıra çıkarlardı, dam olan dama konardı, dam olmayan çadır doludu, karımış, kışımış. Kadın doğumu yaparken ebesi yok, innesi yok, ilacı yok. Hep böyle doğdu çocuklar, hep böyle böyle. Arkasına hop ederdi, pile yaylaya çıkardı, yayladan hop ederdi, seyle indirirdi. Hep bizlerin ötemiz, yani hep böyle geldi geçti. Çocuklar anasının arkasında bir yaşında, iki yaşında kadar yaylayla seylin arasında arkasında götürdü. Sıcak suda 3 gün duzlarlar çocuğu. Ondan sonra bir sürme yaparlar karadan. Onunla gözüne bir sürme çekerler. Başka çocuklar hep böyle büyüdü. Böyle bir kıyafet, miyavet, doktor, inne, ilaç, hemşire bir şey yoktu. İşte hep böyle büyüdü. Anası yolda da doğurdu, evde de doğurdu, çadırda da doğurdu. Firdevs Bilgen böyle anlatıyor yörük çocuğunun Kıl Çadır'da dünyaya gelişini. Peki ya sonra? Sonra göç başlar Toroslara, Mersin'in Yüğülük yaylalarına. Bebek yeni doğmuşsa anne sırtında, yürümeye başlamışsa kendi başına. Ümmü Yüğülük teyzem, devamında Mustafa Demir amcamı dinleyeceğiz. Ümmü Yüğülük'ün Karakeşli köyünden 1933'lüyün. Çocuklar hıbıya katardık, eşya bindirirdik, kimisini de arkama alırdım. Birinin küçüğü olanı arkama alırdım, büyüğü olanı eşya bindirirdik. Ondan sonra altından o karı götürürdük. Çoğu rezilli olduk o dağlarda göçerken. Bazı yağmur gelirdi, çadır tutamazdık, ıslanırdık. Rezillik çok çöktük ya dağlarda. 1946 doğumluyum. Mersin Erdemli Karakeşli köyündeyim. Ara çadırı dürerdik, içine sacı senedi sarardık. Ondan sonra develere vururduk. Bazı kuvvetli merkep olursa ona vururduk. Develere kaba çuvallarını, yatakları, döşemeleri atardık.
yularçaklarını takardık, martini boynumuza takardık. Çok yorulurduk, çok işte emmim yani bir hayvana vurulacak, yani hayvan da kalmaz, yük vurulacak. Kuvvetli merkep, yani onlara o evin eşyasını bulacaktı, yani çocuk binecek yer kalmazdı, omuzunda oturdu. Boş hayvan olmazdı, görürdük, geçilirdik yani. 6-7 yaşında ya, 8-10 yaşındadır, 8-10 kilometre yolu yürüyebilir mi? Silaha takardık boynumuza, çektik mi develer, yularçaklar olurduk bazında böyle. Cıngır 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 cıngır, altımızda kokkırat. Ah, sabahtan uğradım da ben bir güzele, her güzele. Güzel ağlatmadı da güldürdü beni. Ben güzelden de böyle mefanamadım. Güzel beni ağlatmadı, güldürdü beni, güldürdü. Mustafa Demir bir karaca olan türküsü söyleye dursun. Biz şimdi Toros yaylalarına dönelim. Evet, göç sırasında zorlanır yörük çocukları. Peki yaylaya varınca? Dışarıdan bakanlar biz yörüklere şunu sorar hep. Dağ başında ne yer ne içersiniz? Çocuklarınız kuş uçmayan, kervan geçmeyen tepelerde nasıl beslenir? Bu konuda bizleri aydınlatması için dayım Hasan Erdoğan'a ve Firdevs Bilgen'e mikrofonu uzattık. Hani yörük olduğum için çarşı zepse malzemesi almazdık. Tereyağlı peynirli sıkma yapardı. Annem sadece kız gevredirdi. Yerdik. Attığımız yağlı olmaç dediler. Yağla bazlamayı ovardı mı yağlı olmaç olurdu. Tabii elde olsa da bizde yoğurdu. Öyle bir katkı türlerinden. Ekmek çorbası yedirdik. Bunlar yapar yerdik yani. Çayımız olup içerdik. Hani kekik olurdu, altın bahçe olurdu, acam arpası olurdu. Kara çay bulunmadığı zamanlar bunlar içerdik. O zamanki hayat bundan rahatıdı. Tansiyon hastası bilinmezdi, şeker hastası bilinmezdi. İnsanın üşüdü müydü, bir sancı tuttu derlerdi, bir pekmez içirin, bir kekik içirin. İşte bunun milletin sargısı, doktoru buydu. Ama o zamanki millet sağlıklıydı. Davarın peyniri olurdu, sütü olurdu, yağı olurdu. Sabahleyin kalktın mıydı, o zaman böyle fazla çay şey olmazdı. Bazlama yatarlardı, tereyağıyla, peynirle sıkman ederdin. Yemeğini yapardın, akşam dağdan geldi miydi bu hazır yağ, sıvı yağ bilinmezdi. Her çocuk için okumak zordur elbette. Ancak yörük çocuğu için okumak daha da zordur. Bazıları okula gidecek kadar şanslı olamaz. Şanslı olanları ise türlü çileler bekler. Hasan dayım ve Toros Yörükleri Derneği Başkanı Ahmet Şahin, yörük çocuklarının okurken çektiği sıkıntıları anlatıyor. Bizde ulaşım yoktu. Yağmur, sel, su geçerdi. O Gıngırma Çay dediğimiz, orada ben 5 sene gittim geldim okula. Geçerken şey yoktu. Hani geçik yoktu. Şimdi oradan karşıya karşıya bir ağaç attık. Ağacın üstüne köprü yaptık. Köprüden annem gibi düşerdi. Karşıdan kaçıyor. O sınavın ölümü oldu. Kıldan ip oldu. Kendiri oldu. Bizde deve var develi. Devenin desteği çıkardık. Onu kendisinden karşısına karşıya bağlaydı babam gibi. O tahta köprünün üstüne iz yapıyorlardı şöyle ayaklar kaymasın diye. Keserini, paltanı yontuyordu babam. Ondan bir yakadan bir yakaya tren edildik. Ben sabahın okula giderdik. Annem gülge yahut baba hangisi olursa gelirdi. O köprünün başında beklerdi. Ben karşıya geçerdim. Okula giderdim. Geri dönerdim. Böyle zorluk yaşandı. O zaman araba yoktu, vasıta yoktu. Beş kilometreydi biz yayan yürüdük. Satırımızda bir azlık alırdık. Bir ekmek peynir. Ben okula giderdim. Islanırdık varasıya yağmur ne yağarsa. Yani şimdiki gibi değil, şimdi devlet yemeğe veriyor. Şimdi dolmuş otobüs, servis götürüyor. Zaten gece gelesiye kadar çıkardı. Geri çadıra varasıya. Geldik biz de biraz yatar, gece de varıyorduk. Ödevi çalışamazdık. Elektriğim yok. Gaz lambası yine çalışıyor ya. Şehirde yaşayan çocukların rekabet edebilir mi? Okuyamıyor zaten. Zaten şehirde yaşayan bir vatandaş senden 50 metre önde koşuyor. Hemşerim, yaramı değiştim, yörükçülük öyle zor, zor. Yörüklerde
erkek çocuklarının bazıları okuma imkanı bulur. Ama kız çocukları onlar kadar şanslı olamaz. Ben olduğumda bizim olduğumuz yerde okuluyordu. Kardeşlerim okudu. Ben okumadım. Ama hiç okumadım ama. Ben bütün harfleri kasteden kağıttan belli baka her şeyi öğrendim ben. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i de öğrendim. Yeni yazıyı da öğrendim. Bütün tarihleri, bütün geçmişleri de hep belledim ben. İsmim Urguya. Bizim zamanımızda okuluyordu. Hiç okuluyordu. Buralarda, çarşılarda varsa da bizim o dağlıklarda hiç okuluyordu. Yani birisi de sen çocuğun var ya oraya nereden Sulukaya giderin? Benim çocuğu bir yazdırıver. Öylesineydi. Getip de çocuğunu yazdırıp gelmez. Kâ aç gezildi, kâ susuz gezildi, kâ ayak yalın gezildi. Kâ dağ dağılındı, ta bayır dağılındı. İşte öylesine geldik geç diyoruz. Yörük çocukları hayvanlarla ve doğayla iç içedir. İkinci sınıf öğrencisi Hayriye Şahin'in bir gününü dinleyelim. Hayriye, Toroslar Mersin'de yaşıyorum. Sabah kalkıyorum, uyanıyorum, el yüzümü yıkıyorum, kahvaltı yiyorum. Sonra bazen ablamla ben kuzulara gidiyoruz bazen. Bazen ödevlerimi kuzulara götürüp yapıyorum. Öğlen olunca getiriyorum koyunları. Bazen de evde gaz lambasıyla yapıyorum. Şimdi sizleri amca oğlum Soner Uysal'la tanıştıracağım. Onun size anlatacağınısı aslında yörük çocuğunun hayvanlarla iç içe yaşamını da anlatıyor. Benim bir kuzum var, adı Bilibili. Bir gün davar gidiyordum. Bilibili'm de yanımdaydı. Böcek kurt neye gitti. Sonra Bilibili kayboldu. Davarın kimisinde böcü tilki yemişti. Sonra onu aradık bulamadık. Ondan sonra ben çok üzüldüm. Bir keresinde davara gitmiştim. Oralarda geziyordum tilkinin yediği yerlerde davarı. Sonra bir baktım Bilibili'mi gördüm, kurtlar parçalamış onu. Çok üzüldüm, ekmek falan ne yiyemedim. Okula gidip hayallerini gerçekleştirmek ister yörük çocukları. Ama en büyük zorluk göç zamanının okulun açık olduğu döneme denk gelmesidir. 23 Nisan'ı kutlayıp yaylalara gidilir. Karne dönünce alınır hep. Dönüş Ekim ayına sarkınca sıkıntı artar. 7. sınıf öğrencisi Soner Uysal'ı dinleyelim. Ardından Ahmet Şahin ve TRT Çukurova Radyosu'nda prodüktör Lütfi Kılınç'la sizleri baş başa bırakacağız. Zorlanıyorum çünkü arkadaşlarım benden bir ay önce başlıyor okula. Öğretmenler konuyu hızlı hızlı geçiyor. Benim geldiğimde ise çok ilerlemiş oluyorlar. Ben dersten hiçbir şey anlamıyorum. Yüz kilometre Mersin'den Çocukdere'ye çıkıyoruz. Okullar açılıyor. Daha ben göçemiyorum. Daha göçmemem lazım. Kırdayım yani. Orada yaşıyorum. Çocuğum okuması lazım. Ne nasıl edeceğim ben? Hayda. Çocuğu buraya getiriyorsun. Çocuk burada kalacak yeri yok. Çadır okarda. Sen 100 kilometre uzaktasın. Çocuğumu burada okutamıyorsun. Yani kimin yanına koyacaksın? İki ay sonra çocuk okula başlıyor. Ya da bir ay sonra. Öteki çocuklar dersi geçmiş daha bilmem atlamış nereye gittiyse gitmiş. Senin çocuk geriden başlıyor. Her yönden yani. Şimdi ben Mayıs'ta göçmem lazım. Benim zamanım geldi. Ben göçmesem hayvanım hastalığına dönüyor. Çocuğum daha okulda. Benim çocukluğum için söyleyeceğim bunu. Büyük bir ihtimalle de hala bu böyle devam ediyordur diye düşünüyorum. Bir yörük çocuğu için ilk okula başlamak özeldir, güzeldir. Çünkü ilk defa kıl çadırının ardından beton duvarların arasına, sınıf denilen ortama, sıra denilen bir yere oturacaktır. Ama gelin görün ki uzaktadır o yer. Ama şu imkansızlığı özellikle vurgulamak gerekiyor. Yörük çocukları bir yıl içerisinde 3 ayrı okulda okumak zorunda kalır. Okulların ilk açıldığı günler olan Eylül aylarında henüz sıcaklar tam anlamıyla kendini yavaş yavaş
sonbahar serinliğine terk etmemiştir. Dolayısıyla da çadırlar daha Torosların zirvesindedir. İşte bu dönemde Torosların zirvesine yakın yerlerdeki okullara giderler birkaç ay. Kasım, Aralık ve Ocak ayının ilk haftalarına kadar bu orta bahşiş diye tabir ettiğimiz 300-500 metre arasındaki köylerdeki okullara gitmek zorundadırlar. Ocak ayının ortasından itibaren artık keçiler yavrulama zamanına gelmişlerdir. Ben ilkokul 6. sınıfa kadar yörük hayatı yaşadım. Mera alanlarının daralması, ormanlık alanların yok edilip tarla, bahçe yapılması, dört bir tarafımızın yerleşik insanlar tarafından sarılması sonucu mecbur kaldık yerleşik yaşama geçmeye. Yazları bu yörük hayatını yaşayan akrabalarımızın yanına özlem gidermek için giderim hala. Gittiğim zaman o çocukluğumun geçtiği koyakları, tepeleri, ağaçları, çiçekleri görünce gözlerim dolar. Yerleşik hayata geçmeyenlere sorarım neden diye ve anlatmaya başlarlar. Şehirde yaşayamayız. Bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz dağda geçmiş. Dağda mal gütmekle, doğal hayatı yaşamakla, doğal peynir, doğal süt, kendimizin ürettiği hepsi bunlar. Özgür şekilde yaşamaya alışmışız, özgür. Biz, şehir bize tutsaktır yani, hapistir. Hapishaneye katmak aynı. Ama çocuklar ve gençler, göçebe hayatı, çadır yaşamının zorluklarını artık yaşamak istemiyor. 13 yaşındaki Soner Üysal da bunlardan biri. Dağlarda, taşlarda mal götürürken çok görülüyorum. Bir keresinde çok yorulmuştum, bayılacaktım neredeyse. Gece üşüyorum, odun bulmak çok zor bazı yerlerde. Çatmada çok zorluk çekiyorum. Dam evimiz olsaydı hiç üşümezdik. Kilime de olsaydı hiç üşümezdik. Geceleri üstümüzü örtülen battaniyelerle, yorganlarla donuyoruz. Keşke klimamız olsaydı. Hayalim var. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Okuyup kendimi kurtarmak istiyorum. Çünkü annem babam gibi rezil olmak istemiyorum. Ben ve benim gibi yörük arkadaşım Samet Çopur, belki büyüklerimiz kadar olmasa da farklı zorluklar yaşadık. Kılçadır'da çocuk olduk, büyüdük, üniversiteli olduk. Ama o yılları asla unutmadık. Kültürümüzü hep yaşatalım istedik. Şimdi kendisi de bir yörük çocuğu olan Lütfi Kılınç'ın sözlerini dinleyelim. Bir yörük çocuğu annesine dedim ki, sen okuyabilseydin ne olmak isterdin? Öğretmen olmak isterdim dedi. Peki nasıl bir öğretmen olmak isterdin? Öğretmen olsaydım mutlaka yörük çocuklarını çadırlarında eğitim görmelerini sağlayacak bir imkan bulunması için çalışırdım. Kendi çocuğum benim okusun istiyorum dedi. Kurtulsun bu hayattan istiyorum dedi. Zor hayat bu dedi. Ama ne yapalım? Dayanmak zorundayız dedi. Şimdi böyle bir imkansızlığı da imkanı çevirmenin yollarını hem devletimizin araştırıp bulması hem de bizlerin bunun üzerine kafa yorması gerekir diye düşünüyorum. Evin annesine dedim ki, teyze sizin hiç okumuş, bir yerlere memur olmuş yakınlarınız falan yok mu dedim. Olmaz mı, çok çocuğum dedi. Peki dedim, onlar hiç sizi arayıp soruyor mu, gelip ziyaret ediyor mu dedim. Kadın adeta Orhan Gecebay'ın arabesk müziklerinden birinin başlığını atıverdi. Dedi ki, oğlum herhalde memurluk yörüklüğün bittiği yerde başlıyor dedi. Böyle olmamalı. Buralarda yetişip büyüyen insanlarımız da geldiği yeri unutmadan o kültürü yaşayan ve yaşatan insanlarla zaman zaman buluşmalı, dertleşmeli, yapabileceği herhangi bir yardım varsa, sunabileceği imkan varsa bunlardan imtina etmemeli diye düşünüyorum. Ahmet Uysal ve Samet Çopur'un hazırladığı, Ahmet Uysal'ın sunduğu Kılçadır'da Çocuk Olmak belgeseli sona erdi.